Gayet de güzel bıraktık bu sırada. Çok iyi gideri var. Açlıktan ölen insanlar var ama hangi hapishanede yok ki diye bir şey de duydum. Oha, dolmuş ulan bütün revir. Bu ne hal? Revire başka bir şey koyamıyor muyuz? Koyamıyoruz. Peki. Takılın siz orada. Hemen bir kolamı alıp geliyorum. Şey yapalım. Geldik. Hadi bakalım. Açlıktan ölme falan yok. Adamlar iş beğenmiyor demiş. Nasıl ya? İşle açlığın ne alakası var be adam? Yeraltı sularının azalması yüzünden boşalan bir mağara sistemi çökmüş diyorlar. Peki. Peki ve garip. Şimdi en son buraya bir su hattı döşedik. Burada tarımı başlatacağız. Bu hapishanede artık bir şekilde tarımın yürümesi lazım. O da bir iş. Yeni bir sınıf yapıyorduk. Burada zannediyorsam ki şu an parası yok. Şeyin. Hapishanenin. Mağaza yaptım. Tamam. Mağazanın bir objelerini bir koyalım. Ve şu mağazanın yapımında shop front'u nasıl yapıyorduk hatırlamıyorum. Neyse shop shelf koyalım. Bu da buradan alışveriş yapmaları için gerekli arkadaşlar. Buraya bir iki masa da koy. Tamam mı? Minimum size 4'e 4 indoors olacak. Table small, table all. Tamam. Shop shelf. Adjacent room, shop front. Oyunun bittiği yerde mi olması gerekiyor? Bu oyun hapishane oyunu değil miydi? Ne tarımı demiş. Yavrum hapishanede tarım yapabiliyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz insanları. Bu yaşanıyor. Tam odanın bittiği yere mi kurmam gerekiyor ya? Ben anlamıyorum şu mevzunu. Slave labor mu? Yani. Slave de demezsin. Şurayı da şöyle kapatacağım. Deneyeceğim ya. Bakalım. Bir şekilde yürüyecek. Duvara mı yapılıyordu? Asiktir. Asiktir. Bir dakika. Asiktir dendi hatta. Shop. Neredeydi shop? Buradaydı shop. Şak bunu koyduk böyle. Shop front. Ayda. Hoca bu fenaymış. Tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum Mika'cım. Yanaklarından öperim. Burada adam ölmüş mü, bayılmış mı, ne olmuş? Kıyafet diye yalvarıyor. Kafasına da kapıyı kapatıyorlar. Nasıl cani bir ortam? Abo, nasıl cani bir ortam? Şuraları yapmamışlar. İşçi sayısını azalttım. Bir tık pişmanlığını duymaya başladım ya. Elektrik ne alemde? Fena değil. Beşinci Duyuyor ölüm musun beni sendeliği. yavşak? Duyuyorum seni yavşak. Teşekkür ediyorum. Onurcuğum 18. ayın kutlu olsun. Param var demiş ve abone olmuş. Teşekkürler. QR Dirk diye okuyacağım. Umarım yanlış değildir. İyi yayınlar demiş. Eyvallah yavrum. İyi seyirler. Silivri mi burası? Valla burada insanlar ölüyor. Sebebini bilmiyoruz ama. Yani. Neyse buraya hücreler yapıldı. Yine birileri dayak yemiş. Etrafta ölüler mölüler. Gayet sıradan bir gün. Şuradan hemen bir boru hattı. İnsanlar sıçmasın ya. Hemen bir boru hattı. Çok seri. Etrafta bıçak mıçak çıkıyor ellerinden milletin. Vallahi sinirlenmeye başladım. Peki harbiden burası neden karanlık? Burada ışık yok gözüküyor. Bağlantılarda ışık gözükmüyor. Çok enteresan. Buranın ışıklarını koymamışlar ya. Çok saçma değil mi bu? Tamam ben koyayım odaların önüne ışıklandırma. Ama gerçekten saçma. Normalde böyle bir şey olmaması lazım bu sırada.
Bakın şöyle anlatayım. Elektrik şeylerini koyduğunuz her yerde görüyor musunuz ışıklandırmaları? Şu elektrik bağlantı hatlarını. Burada elektrik bağlantı hattı var ama şey yok. Bir tek burada var. Yani şöyle bir şey yapabilirim. Buradaki bütün elektriği kaldırıp tekrar geri getirirsem muhtemelen düzelecek. Bunu yapalım mı? Yapalım ya. Maksat hoş gözüksün, değil mi? Su hattı falan hepsi gidecek ama olsun. İşleri bitince geri şey yapacağız. Yani ümidimiz o yönde. Aa, bizim o zaman biraz daha workman almamız gerekecek maalesef. Biraz iş yükü olarak dönecek çünkü. Aleykümselam İsa'cığım, hoş geldin. İlk öpülmem mutlu oldum demiş. Seni daha önce öpmedik mi? Sıçtık. Yemekhanenin ortasında ölü olmuş. Nasıl kokuyordur orası? Öyle bir şey yok. Ama bayağıdır. Evet. Bayağıdır orada unuttuk o ölüyü. Birileri bir çıkarsaydı hayrına ya. Bu ne pisliktir. Adam öldü birader. Çıkarın herifi oradan. Düşünsene, ailesi geliyor. Diyorlar ki işte mahkum öldü falan. Ailesi böyle yıkılıyor, bitiyor bilmem ne. Bir de üstüne diyorlar ki ölüsü de birkaç gündür orada yatıyor diyor. Lan bir hayrına şey yapın. Buraya da yapıştır. Biraz yakın oldu ikisi ama neyse. Bakalım. Şimdi tabii su hattında da delikler açtım. Kesintiyi yaparken o da bir tık sıkıntı. Ama sanırım toparlayacağız. Yine birileri ölüyor. Ya başlatmayın şarap çanağınıza. Niye ölüyorsunuz ya? Boş iş hoca ölmek. Ne demek ölmek? Aa, bu sırada sıcak su falan getirilmiş de hatırlarsanız diğer DLC'lerde. Ben daha sıcak suyu ayırma falan, ot bok o işlere girmedim. Ya da temiz enerji mevzularına çok girmedim. Galiba temiz enerjide bir kazanç sağlıyordu. Bir ara ona da bakarız. Bir dört tane ölü var diyor. Oğlum niye ölüyor insanlar? Niye niye? Niye öldü la bu adam? Hırsızlıktan 33 yıl yemiş. Çüş. Annesi karısından 17 yaş mı büyük? O nasıl oluyor? Sen isyandan 9 yıl. Maşallah. Oha, 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 oha. Karısı 21 yaşında. En büyük çocuğu 6 yaşında. Nasıl ya? 15 yaşında mı doğurdu karın? Ve kaç tane çocuğu var? 3, 5 tane çocuğu var. Ne yaptın ulan sen? Biri ikiz bunlardan. 3 yaşında iki tanesi. Biri 4 yaşında, biri 5 yaşında. Her sene bir tane çocuk atmış adam. Bu ne oğlum? Ortaya bir karışık kokteyl der gibi. Oğlum insanlar ölüyor lan. Ne oluyor? Niye ölüyorsunuz siz? Sen niye öldün? Açlıktan ölmüş. Abi nasıl açlık? Ne demek açlık? Millet ölüyor ama anlamıyorum gerçekten. Şu an açlıktan ölmeleri kısmı bana bir saçma geldi. Çözemiyorum. 2 saatlik yemek araları var devamlı. Mesela şu an yemek arası var. Niyeyse kimse yemek yemiyor. Lojistik ne alemde? Tam burada yemeleri gerekiyor işte. Abi bunların birçoğu... Ya ne yaptı bu herifler ya? Bir boklar var. Hepsinin eli kelepçeli. Bunlar bir haltlar yemiş. Ben anlamadım. Şişkolara özgürlük mü? Hoş geldin yavrum.
Yani. Neyse dur bakayım bir shakedown yapalım. Vay arkadaş vay oha kürek çıktı birinin şeyinden. O ne lan? Adam sandalyeden pikeks yapmış. 3 tane kürek çıktı. Cep telefonları falan. Aman. Tamam. Ya hepsi bir boklar yiyor. O yedikleri boklardan dolayı da şeyde kalıyorlar. Kelepçeli veya hücrede kalıyorlar. Yeterli guard mı yok? Ben anlamadım ki guard da ettim. Açlıktan ölüyor oğlum millet. Ama şeyi anlamadım yani. Neden böyle olduğunu. Saçma geliyor bana. Şu an açlıktan ölmedi. Mutfak çalışmıyormuş gibi hissetmeye başladım. Yemek yapılıyor ve boşa gidiyor. Masa sıkıntısı gibi bir şey de yok. Millet açlıktan çat 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 ölüyor devamlı. Allah Allah. Hücrelerde ölüyor oğlum millet. Ne oluyor? Sen nasıl öldün o hücrede? Ya ceset burada duruyor. Adamı almamışlar bile cesedi ya. Adam cesetle beraber duruyor şeyde. Temizlik odası yok. Daha yapmadık temizlik odasını bu sırada. Aa yine bir olaylar çıktı. Millet birbirini öldürüyor. Bir şey diyeyim mi? Bu kadar açlıkta zaten olay çıkmasa hatırım kalır anasını satayım. Burayı da bir yapalım. Aa psikoloğu bayıltmışlar lan. Psikolog gidiyor. Alo. Psikolog ölüyor lan içeride. Nasıl iş? Bana bug oldu gibi geliyor şu an çünkü ya mutfakta yemek hazırlanıyor. Mutfağa gelen yok. Herkes bir kelepçeli devamlı. Sonsuzda da kelepçe yiyorsunuz. Ne oluyor arkadaş? Birçoğunun şeylerin cezasını kaldıracağım. Yemeğe gidecekler mi diye bir kontrol edeceğim. Hücreleri tekrar silip atamam. Yo bak geliyor yemek yiyenler var. Kelepçeli olduğu halde gelip yemek yiyen var ya. Var var bak yemek yiyenler. Hepsi güvenlik şeyi falan çekiyor. Kıyafet güvenlik. Güvendesiniz be oğlum. Rahat olun ya. Nedir bu problem yani? Bunlar hala kime yemek pişiriyor onu bilmiyorum yalnız. Şuradaki elektrik hatları falan niye gelmedi bir türlü ya? Ya of. Polisler harbi polis şu an ya. Gardiyanlarım harbi bok götürüyor gardiyanları. Ne oluyor lan burada? Adam kaçıyor. Alo. Tutun lan herifi. Yakaladılar ha. Sen nereye koşuyorsun lan? Neymiş bu? Çocukken insanları bıçaklamak şeyi varmış, takıntısı varmış. Büyüdüğünde bunu kaybetmemiş. Bütün arkadaşlarını ve ailesini kendi evinde öldürmüş. 9 yıl boyunca da hapis cezası almış araç çalmaktan. Ya siz ciddi misiniz? Ulan.
Oyuncular tarafından yaratılmış bu biyografi bu sırada. Bir saniye şu şeyi düzelteyim. Hafiften drop var galiba. Oyuncuların böyle yaptığı şeyler var. Ne oluyor oğlum? Bu insanlar nereden kaçıyor ya böyle? Nereden çıktı bu? Bunlar bir yerlerden kaçıyor. Aha buradan kaçıyorlar. Burayı kapatmamışım ki. Gulag modu. Ya şuraya su ve şey elektriği sağlamamız lazım. Lan ne oluyor? Nerede isyan çıktı? Yemekhanede isyan çıktı. Sonra açız. Hop orada baton var. O copu alın oradan. Bu kavgalarda çok şey gidiyor, malzeme gidiyor. Hoş sicil. Evet. Aleykümselam, hoş geldin. Aileni öldürdün, okey ama araba çalmamalıydın. Ya bu oyuncuların yazdığı biyografiler hoş ya. Siz de mesela yazmak isterseniz yazabiliyorsunuz bunu. Forumlardan zannedersem şey yapılıyor. Çok komik biyografileri var milletin. Kameraya ne oldu? Bozduk be oğlum. Hiçbir fikrim yok. Ya sokacağım. İşçiler rahatça girip çıksın. Ben anlamam, bu kadar gardiyan var da ne yapıyor bu herifler? Devamlı bir yerlerde kapı açılıp şey olmasını bekliyoruz. Security'ye gelirsek CCTV monitörü, door control falan bunları bir yapalım. CCTV ile bir başlayalım. Birkaç tane kamera ataması yapacağız. Telefon önemli. Telefonları dinlememiz lazım. Tamam. Tamam, kokaya yeter. Galiba eğer mahkumların hücrelerinden kantine giden yol kaçabilecekleri bir yol ise yemek yemelerine izin verilmiyor. Ben şu an kapattığımızı düşünüyorum her yeri. Kapalı değil mi? Tamamen kapalı, evet. Yani şurası açıktı, şey yaptım. Kapattım herhalde, düzelmiştir. Bilmiyorum, görürüz yani. 37 boş gardiyan mı? Of, yukarıda kamera olmayınca her şeyi görebilmek ne kadar güzel. Yerlerde bir şeyler oluyor yine. Ya kilisenin içinde adamdan çakı mı bulduk gerçekten ya? Ya bu ne rezillik. Bu sırada şey düzelmedi. Görsel şeyimiz düzelmedi. Ona diyebileceğim bir şey yok yani. Buralar böyle karanlık karanlık kalacak anlaşılan. Yine bir yerde kavga çıktı ya. Gardiyan falan da ölmüş. Bir sürü eğitim programımız var. Biraz onlara bir bakalım. Ekstra ekleyebileceğim bir şey olur mu? Foundation Education Program falan vardı. Bu meeting room'da oluyor. Onu geç. Şu an yok. Carpentry yapacağız. General Education Qualification var. Yapalım. Animal terapi, flower terapi, çiçek terapisi ne anasını satayım ya? Common room. Common room olması lazım, yapalım. Meeting room'umuz şu an yok. Classroom var. Farm work safety, onu da koy. Tarım şeylerini de yapacağız. Tamam, şu an insanlar yiyor gibi yani. Çoğunlukla buradalar. Kaçak mal çok fazlaymış. Şu an ondan şikayetçi chief. Artık şu konuyu değiştir. Konu yeni değişmedi mi ya? Cumartesi öğlen değiştirdim ben o konuyu. Ben öyle hatırlıyorum. Ya bu ne rezillik? Çöpün üzerinde çöp var ya. Ya pislikten öleceğiz ya.
Açlık bir nebze pislikten ölecek buradaki. Workshop press'i koymuşuz buraya bu sırada. Diğerlerini yapalım. Workshop solda lazımdı. 4 tane ondan ve carpenter table. Marangozluk derslerini falan da başlatacağım. Şu an galiba bu sırada şey var. Logistics'e gelelim. Laundry distribution. Prison labor diye mi geçiyordu o? Prison labor aynen. 29 kişi burada çalışabiliyormuş. Çalışsın. Ya şu an kaç oldu? 20 kişi. Tamam yeter. 12 kişi burada çalışabiliyor. Çalışsın. 14 kişi burada çalışabiliyor. Çalışsınlar. Ya çalıştırabildiğimiz herkesi çalıştıralım tabii ki yani. Tabii ki çalışabilir olmalı. Direkt çalışacaklar anlamına gelmiyor. Kalifiye 6 kişi varmış. İş alanı 120 küsürde. O da ilginç. Grant'te bir boşluğum var. Cell Block D alabiliriz. Başka neler var? Two Donk. Ha, köpek şeyini yapalım ya. Polis köpeklerini alalım. O çünkü şey olarak başımıza bela olabiliyor. Kaçmaya çalışanlar falan oluyor malumunuz. Niye kapı yapamıyorum ya bunu? Piston break mi? Kavgam flashback. Bir tüfekli eleman alalım. Müsait olan herkesi kalifiye olmak zorunda kalsın demiş. Şöyle de bir güzellik var. Kuleler var. Kuleleri yaptığınız zaman biri kaçmaya kalkıyor. Olay çıkartıyor. Haşırt kafasına sokuyorlar mermi. Ya şuraya bir elektrik hattı döşeyecekler. Hala mı döşenmedi? Tamam. O bir tık bendenmiş. Tamam. Orayı da hallettik. Başka. Üniformalar bak temiz gelmiş falan böyle ya. Niye holding cell'de kalıyor bu insanlar da bir türlü atanamıyor? Birçoğu duş alacak vakit mi bulamıyor? Ben mi yanlış görüyorum? Kıyafet sıkıntısı çekiyorlar. Sıcaklık sıkıntısı çekiyor. Vallahi sıcaklık sıkıntısında şöyle bir şey var. Biz daha yapmadık yani onları acı. Sıcak sudur şeydir falan onlar daha hallolmadı. Bir de onlar astarından bir tık sanki daha pahalıya gelir. Yani suyu buldun bu kadarı eyvallah yani. Bazı kışlalarda duş yok anasını satayım. Millet duş alamıyor. Sen ne anlatıyorsun? Hemen öyle yok kıyafet yok bilmem ne. Tamam şu an başka bir sıkıntımız yok gibi. Arama yapılıyor bu sırada. Koğuşlarda. Burada yine birileri dayak yedi. Mutfağa nasıl sızdı aga bunlar? Vay arkadaş. Düzenli bir arıyor etrafı bu sırada şeyler. Safety dersin. Güvenlikten endişe duyuyormuş. Herifin üzerinden kaçak mal çıkıyor. Aha çakı çıktı üzerinden. Aha bu da oyuncu şeymiş. Bakalım. Francisco iyi biriydi. Sadece iyi biri değil, en iyisiydi. Prison Architect'in en büyük fanıydı. Ama introversion derken introversion Francisco'yu sevmez diyor. Introversion'un ne olduğuna dair bir fikrim yok. İspanyolca konuşurdu. İnsanlar İspanyolcadan nefret eder diyor. O yüzden onu senin hapsine attılar. Sen ciddi misin ya? Ya o yüzden girmemiş ama yani böyle bir şey yazmışlar. Enteresan. Yapımcı stüdyo. Ha, yapımcı stüdyo. Peki enteresan olmuş onu yazdıkları. Herhalde İspanyolca dil desteği yok diye bir şikayet mi dönmüş. Şimdi evet. Geldik o cafcaflı ana. Elektrik yetmedi. Şimdi orası büyük.
yetmemesini bir tık anlıyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Elektrik hatlarını bölmemiz lazım. Ve bunu çok hızlı yapmamız lazım. Kamyon nerede? Elektriği döşeyin şuraya be adam. Yemek tepsisi falan. Harbi malzeme niye gelmiyor bize? Elektriksizlik problem. Hah, koydu mu? Kapasitör ekleyelim, ekleyebildiğimiz kadar. Ama hani bokunu da çok çıkarmadan bir elektrik geçişi yapacağız şimdi. Tamam, buraya ekledik. Ha. Tamam. Bu elektrik kablosu bir saçma ilerleyecek biliyorum. Böyle bağlayacağız. Burayı da keseceğiz. Ya mutfağın elektriğini ayırıyorum diğerlerinden. Mevzu bu. Biraz garip bir rotadan dönecek biliyorum ve uzun sürecek yapımı. Ama garanti olacak, ondan eminim artık. Tabi bu bir tık susuzluğa bilmem neye de sebep olmadı değil. Çünkü su şeyi çalışmıyor şu anda. Eğer bağlarlarsa, şurayı kestilerse açabiliriz aslında. Heh, şu an bağlı, tamam. Su problemi en azından kalksın, sıkıntıları azalsın. Sudan, ottan, boktan şikayet edip duruyorlar, deliriyorum. Şurada bir boru varmış, unutmuşuz. Burası niye kırmızı gözüküyor? İçeride insan mı kaldı? Ne yapıyor oğlum bu herif? Etrafı yumrukluyor lan bu manyak. Ne yapıyor bu herif? Şuraya bir polis aktarın, delirtmeyin beni. Etrafa yumruk atıyor manyak, ne yapıyor bu? Odada kendi kendine isyan çıkartıyor. Deli midir nedir? Elektrik bağlandı mı? Yok, daha yarısı bitmiş. Bayağı bir rota daha tamamlanmamış. Abi selamlar. Joy 2'de sağ üstte birimlerim gözükmüyor. Nasıl çözebilirim? Ayarlarda vardır muhtemelen. Ben yaşamadım ama Prisoners of War modu var. Bayağı Alman savaş esiri kampı yapıyorsun. Çok güzel, bir bakmanı tavsiye ederim. Kontrol edelim. Adam marketi işgal etmiyor. Pezemek girmiş markete, etrafı yumrukluyor markette. Ne alıp veremediğin var lan markette. Aha, elektrik kaldırmadı bu sırada. Kapasitör eklemem lazım oraya. Kapasiki. Kaspersiki şey muhabbeti var diye. Bu buradan geldi böyle. Şurayı bağladığı zaman bitecek ya. Ya şu tarafın elektriği gelecek. Yemekhane kısmında işte biraz kapasitör bulabilirsek, para gelirse inşallah. Ne? Ceza yemişiz, 5000 dolar. Dışarı saldığımız herif yine suyu işlemiş, 5000 dolar ceza yemişim. Bir diğeri ise reformu olduğu için 1000 dolar kazanmışım. Evet, bunları reforme etmemiz o zaman gelir anlamında bayağı bir fark yaratacak. Acil o işe girişmemiz şart ya. Lan şuraya bir tane şey koyun be. Elektrik kablosu koyun. Nedir böyle açıkta kaldık. Vallahi kaldık böyle mal gibi. Para lazım acil. Ölenlerin böbreklerini mi satsaydık? Ya burası... Arkadaşlar siz nasıl insanlar oldunuz ya? Nedir ya? Paramız bitiyor ya. Allah Allah.
Allah Allah. Aa ben şey odası yaptım mı ya? Mektupların. Ha mail room yapmışız. Peki biz buraya şey verdik mi? Çalışan vermişiz. Niye çalışmıyor lan kimse o zaman? Bu nasıl iş? Herkese yetecek kadar duş yok ama niye herkes holding seldi bu sırada? O kadar hücre yaptık ulan. Gidin orada takılın. Kapasitör alacağım alamıyorum ya. 1600 dolar şeye gitti. Programa gitti. Peki. Dedektörler çalışmıyor. O daha korkutucu bence bu sırada. Burası bağlı. Buraya niye elektrik yetmiyor yine? Köşelere elektrik yetmiyor. Peki. Peki anladık. Bir arama yapmamız lazım bu sırada boku çıkar. Etrafta bahçe makası falan çıkıyor milletin üzerinden. Bir de bir nakit koparabilirsek. O da bayağı hoş olur. Bir dakika. Şunu şey de yapabiliriz. Aa ben onu unuttum. Assign cook, assign doctor, private res, medium security, insane security burası. Onu bir unutmayalım. Buraları sınıflandıralım da. Dışarıya çıkmalarını yasaklayalım. Staff only diyelim şu dışarıya. Evet. Tamam. Burası staff only olacak. İnsanlar girmesin. Burası staff only. Buraya giriş yapmamışız. Ekleriz. Ne demek paramız yok ya? Bir grant bir şey atın bir. Allah rızası için. 10 kişi şu programı geçse bir para kazanacağız ya. Siz ne rezil insanlarsınız. Siz niye kapıdasınız arkadaş? Neyse dur. Yemeklerini bir yesinler arayacağım hepsinin üstünü. Ölümle reform yapıyoruz. Suyun tadı çok mu güzelmiş? Hayırdır yavrum ne içirdiler sana? Dayılar bir şey mi içirdi? Ne oluyor? Caps haftaya... Aa bak kırdı buraya hayvan herif. Haftaya pazar bir No Asia'mız var ya. Ya da artık... Öğlene doğru böyle. Çok seri. Ne oluyoruz lan diyemeden böyle şak diye gireceğiz. Dayılar üflemiş. Kulağını üflemişler evet. Buraya kennel yapacağım. Abi 5000 ceza yiyorum. Dışarıya çıkan adam suç işledi diye sıçarım yapacağınız işe. Ne demek 5000 lira? Siz kafayı mı yediniz? Ben nereden bulayım 5000 lirayı? Neyse çözeceğiz. Bir şekilde çözeceğiz. Visitation falan daha yapamadık. Daha millet ziyarete gelemiyor burada. Yakını olanları. Birkaç işçi kovmakta fayda görüyorum. Günlük gelirimiz biraz artsın. Yani ihtiyaç oldukça alıyoruz ediyoruz falan ama şu an gerçekten birçoğuna ihtiyaç yok. Duyuyor musun beni yavşak? Duyuyorum. Mandos teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. 5. ayın kutlu olsun. Kademe 3 abone olmuşsun. Oo, ekstradan teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Yanlış hatırlamıyorsam kabone ne ya? Kademe 2 ve kademe 3'ün ayrı şeyleri vardı galiba. İfadeleri. Çok vakıf değilim. Çünkü kendi kanalı. Evet, kendi kanalına vakıf olmayan adam. Evet varmış. O ne lan gözlük mü koydun? Tek kaş mı yaptın? Ne yaptın sen beni orada? Onları korn için kurban edelim demiş. Morg daha yapmadım. Hayır.
Normal hapishanede yer kalmadığı için holding cell'de, evet, büyük ihtimalle öyle kalıyorlar zaten ya. Dolu buralar çünkü. Yo, boşlar da. Oha, bayağı boş var. Oğlum yukarısı komple boş. Atamaları yapılmıyor herhalde ya. Eyvallah yavrum. Teşekkür ediyorum. Katal bıçak bir şeyler çıkmış mailden. Mektubun içinden silah çıkıyor ya. Ortama bak. Ya şuranın elektriğini verememek demek şu an yemek yiyemiyorlar anlamına geliyor. Şu kapasitörlerin bazılarını buradan sökelim. Tamam mı? Buradan da bir tane sök. Yine mi isyan? Başlayacağım ama isyanınıza. Söktüğüm kapasitörleri şuraya ekleyelim. Duşta çıkmış bir de isyan. Hop, anahtar gördüm orada. Alo. Neyse, bugün bir aramamız daha var, anlaşıldı. Şurayı aç. Kurtarmalı. Hala yapmamışlar. O ne lan? Ne oluyor orada? Bir isyan daha mı? Oğlum bir günde kaç kere isyan çıktı? Anlaşıldı. Bugün bir bayağı bir sağlam arayacağım herkesi. Gardiyan öldü, evet. Birkaç tane gardiyanım öldü. Burada 4 tane ölü gardiyan var. Abi bir tanesi dışarı kaçmış. Hasarlı bölgeler falan var. Ulan para yok zaten. Neyi hasarlıyorsunuz be adam? Neyse, şu attığımız kapasitörleri bir şey yapsalar da. Söktüklerimizi şuraya bir koysalar. Koyun işte be. Hadi. Mutfağa elektrik vermem lazım. Ha. Güzel işte bu. Mutfağın elektriği de geldi. Cuma Galip G Sovyeti mi var? Sor ona ne zaman geliyor bilmiyorum. Yapacağının vaadini verdi. Ne zaman yapacağına dair bir şey söylemedi. Çok ceza yiyoruz ya reformdan. Gözlüklü mü? Wow, attığın emoddaki gözlük tek kaş gibi gösteriyor beni biraz ama. Yani. Bunlar alçak herif. Bunlara müstahak. Başına dikeceksin pompalı tüfekli gardiyan. Vereceksin Free Fire. Bak isyan çıkıyor. Öyle bir durumda isyan çıkıyor ama insanlar patır patır şey gibi, leblebi gibi ölüyor. Edison hoş geldin yavrum. İyi seyirler. Sonunda bir artı gördük be, şükür. Şimdi yemek yiyorlar. Yemeği bir bitsin. Var ya, tuvaletlerine kadar aratacağım pezevenkleri. Bir günde iki isyan çıkartırsınız demek. Ben size gösteririm isyanı. Kamera vardı ya. Yok artık sanırım. Ya şu yan ekrana geçince gerçi oyun gidiyor. Evet. Bozmayı başardım ama nasıl bozmaya dair en ufak bir fikrim yok. En son hatırladığım kadarıyla şu korona başladığında kameralar bir kafayı yemişti diye hatırlıyorum fiyat anlamında. Dolayısıyla ne kadar kıçıma girecek bilmiyorum. Yakın zamanda toparlamaya çalışırım onu. Zehir miyiz? Oha, zehir çıktı. İçkiler çıktı. Batonlar, şırıngalar. İçki poşetleri. Bayağı sağlam. Tamam. Şimdi dinlenebilirsiniz. Şimdi dinlenmenize izin veriyorum. Şuraya bir masa mı lazım? 50 dolarlık bir masa, at gitsin. Maksat o da çalışsın, buradaki işler başlasın. Aa, köpek şeyleri ne istiyor? 100. 3 tane koyalım.
Köpeklerin önemi şu. Tünel münel varsa köpekler fark ediyor direkt. Ki tünel genelde oluyor. Bizim intake nasıl bu sırada? Medium alıyoruz, minimum alıyoruz. Biraz kapasitenin üstüne mi çıksak acaba para için? Acaba. Ya maksimum bir de süper maksimum var. Bunlar çok iyi para getiriyor ya da criminal insane'ler ama. Yani. Eşdeğer bir şey var. Uğraşısı. Uğraşısı var. Ben bu oyunda atölyeyi hiç anlamıyorum. Boş boş duruyor demiş. Nasıl boş boş duruyor ya? Şimdi atölyeyi yaptın. Programa geldin. Nerede o? Carpentry Apprenticeship var. Şu an ilgilenen yok. Ben bunu yaparsam bu ders olmayacak. Yine de vereyim. Bir ara ilgilenen olur. Çiçek terapisi varmış. Nerede bu? Garden. Yine Flower Garden. Yaptıysan bunu, bunu da ver. Çiçek terapisi yapalım madem. Meeting room hala yapmadım. Meeting room yapmadık. Onu da yapamam. Aha. Solar panel development var. Parole hearing var. Aslında onu yapacağız bir ara. Conflict resolution için oda yok diyor. Çünkü meeting room yok. Flower garden yok. Farm work safety yok. No teacher denmiş. Kim lazım buna? Farmer. Farmer'ımız mı yok bizim? Yokmuş, olmamışım evet. Onları halledeceğiz. Bak çalışıyorlar şu an. Ama şöyle bir şey var. Buralarda çalışanlar genelde silah falan edinebiliyor. O bir tık problem. Para bir kendini toparlasın. Bir de derslerden geçseler 40 bin dolar kazanacağız. Hala dersten geçemediler ya. Evet, derslere para gidiyor. Onu biliyorum. Şey daha kötü bu sırada. Ders yapmazsan dışarı çıkanlar ve tekrardan suç işleyenler 5000 ceza veriyor. O daha da tehlikeli yani. Aha, mutfakta isyan çıktı. Anahtarları aldı. Bak bir de seviniyor. Pezemek yerinde zıplıyor. Elinde batonlar bilmem neler. Yine birkaç gardiyanım öldü. Emergency çağırabiliyor muyum? Aha, Riot polis geldi. Ben şimdi sizin götünüzün aslanını göreceğim aslanlarım. Gelin bakayım. Kafaya bir headshot koyuyorlar, haşırt hepsi gidiyor. Maymun ederler adamı. Götü yiyen denesin yani. Başka nerede ki isyan? Şap 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 şap. Kafağa kafağa. Altı gardiyan gitti, evet. Bayağı bir ölümümüz var. Cash flow in, cash flow out, other income, other expense. Other expense nedir bilmiyorum, 10.000 götürüyor diyor şu an. Bu gece yine bir arama yaparız ya. Ne şikayetiniz var ya sizin? Yiyecek şikayeti var. Ya nasıl olabiliyor arkadaş? Nasıl yiyemiyorsunuz? Metal dedektörü var zaten. Nasıl yemek yiyemezsiniz ya? Hijyen konusunda çok sıkıntı çeken varmış. Aa, yukarıya biz... Yo, her duş şeyde, her zımbırtıda duş var zaten. Egzersiz şikayeti var. Ulan her yerde egzersiz var. Yani daha ne olsun be. Rekreasyon yok diyor. Aile. Aileyi anlıyorum da gerisini anlamakta zorlanıyorum. Sıcaklık
Sıkıntı. Evet, keşke sıcaklığı açmasaydık oyuna girerken. O büyük bir problem. Radyatöre sıcak su düzeneği düzenlemem lazım ama ben düzenleyebileceğim bir durum yok. Aa, iyi. Prison reform aldık. Şöyle reform edebilirsek birkaç tanesini iyi olacak. Metal dedektörü atölyede yok. Çıkışında var ya. Duvara yapmışım peki. Çıkışlara koyuyorum. O ne öyle? Sıcaklık problemi biraz evet sıkıntıymış. Ona dikkat etmemiştim. Ona bakacağız. Duş problemi falan buralarda olmaması lazım bu sırada. Sıcaklığa da 4000 ile giremeyiz. Öyle bir problem var. Assign 2 dog handlers to a dog patrol. Assign 2 armed guards to a patrol. Aa, armed guard da yapmadık. Peki. Böyle bir oda daha yap. 3 tane dog handler yapalım da. Bunları bir de atayacağız. Buna özel bir petrol mu vermem gerekiyormuş? Buraya iki tane koyalım da. Malum hücrenin çıkış noktası orası. Reform diyorsun aklım sürekli EU4'e gidiyor demiş. O normal bir şey değil mi? Sizin aklınız hep EU4'te değil mi oğlum zaten? Ben mi yanlış biliyorum? Akıl mı? Ne demek? Ya nakiti toplamamız lazım. Aa, şuraya da bir armory. Yani görmüyorum ama armory nerede? Yazabilmeyi getirdiler oyuna ama ben hayır inatla nerede diye bakıyorum. Ne göremedim. Tamam, weapon rack, guard locker, table. Para var mı? Var. Hemen şuraya 3 tane guard locker. Hemen bir masa, weapon rack. Bir tane koy yeter. Ne oluyor yine birileri dayak yiyor. Hah, sınıf var. Sınıfta yoruldu mu? Nasıl yoruldu ya? Öğretmensin sen be adam, ne yorulmasın? Aa. Lan boş sınıfa ders veriliyor. Ne oluyor? Para ödüyorum lan ben o derse. Lan. Lan para ödüyorum ben o derse sizin suratınıza tükürürüm. Ne demek sınıf boş? Adam akıllı EU4 oynar oldum ne güzel oyun ya, bazen sinir etse de AI genelde çok hoş demiş. EU4 güzeldir ya. Tamam, iki tane de silahlı gardiyan alacağız. Ama çok pahalı anasını satayım, 1500 ne? 15.000 kazanacağız. Onunla da muhtemelen şartlı tahliye için bir oda yaparım ya. Bir yer yapabilir miyim bilmiyorum. Biraz dar oldu hapishane. Kantini eşek kadar, gerisi göt kadar yani. Yerlere bir şeyler sıkıştırıvereceğiz. Ne bileyim. Burayı mesela yapabiliriz aslında da. Bak. Evet, zemine lamba koymamışlar, bir acayip ya. Buraların hepsinde var. Burada yok.